Türkiye'li olduğum kadar dünyalı olduğumu da düşünüyorum. Gerçekten o konuda bir nasıl söyleyeyim, ne bir kompleksim ne de nerede doğduğumu unutacak bir tavrım yoktur. Yani her ikisini bir arada kendi bünyemde huzur içerisinde yaşatabildiğimi düşünüyorum. Türkiye'de kadın özgürlük hareketinin başlangıcı Osmanlı devirlerine uzanır. Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme rüzgarları önce kadınların hayatını etkiler, değiştirir. Eğitim, çalışma, boşanma talepleriyle birlikte yazan, çizen kadınlar dergiler çıkarırlar. Onlarda olan neydi? Onlarda olan kadınlar sosyal hayattaydılar. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınlar evlerindeydi. Dolayısıyla aydınlar kadınların sosyal hayatta geçmesini imparatorluğun istikbali için ciddiye aldılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun çalkantılı döneminde kadın hareketi ön planda olmasa da önemli yer işgal eder. Kadın hakları için mücadele eden Osmanlı kadınları milli mücadelenin içinde yer alırlar. Türk demokrasi tarihi katiyen bilinmeyen bir Türk tarihidir. Senedi ittifaka da kadar gider. Yani 1923'ten önce en az 60 senelik bir gelişimi vardır. Türk demokrasi tarihinin artı birinci meşrutiyet, artı ikinci meşrutiyet. Ve unutmayın ki kız ortaokulları 1856'da açılmıştır. Topraklarda bulunmamın benim için ayrı bir önemi var. Çünkü bu topraklar benim köklerimin olduğu topraklar. Ürgüplü bir ailenin ve erkeklerin her zaman üstün olduğuna inanan bir annenin kızı olarak kadınların hayatındaki değişimi herkesten çok merak ediyorum. Annemin değerleriyle benim değerlerimi farklı kılan ne veya benzerlikler neler? Üzüm toplayan, pekmez yapan, yufka açan kadınların binlerce yıldır uğraşları değişmezken hayata bakışları, kadın erkek ilişkilerini algılayışları değişmiş mi? Bu sorunun peşinden Ürgüp'te dolaşıyoruz. Köyünde sabah imeceyle yufka yapan kadınlarla hayatımızın en keyifli sohbetlerinden birisini yapıyoruz. Her konuda ilkel sözlük geçer de bir de kadının da yani bir söz ki evinde şu yok bu yok diye ilkel söylen alır gelir yani o sözleri geçer. Değil mi? Ama mesela şu olsun, bu olsun, hadi şuraya. Şu olsun, bu olsun yani hepsi olur. İlla ki kadının daha üstün olduğu, daha güçlü olduğu yerler yok mudur mesela? Oluyor da yani de bazen yine olur, bazen yine olabiliyor. Evet. Ne oldu, nerede oluyor mesela? Kadın daha güçlü, daha bu işi iyi yapıyor dediğiniz yerler neler oluyor? Evin olmasa erkekler perişan haliyle tabii. Evin içinde. Onlar geliyorlar yani, akşam çalışıyorlar yani. Ama evet. Geliyorlar eve de gelince rahat ediyorlar. Yemekleri hazır. Evet. Çamaşırları yıkanmış, yüklenmiş, her şeyleri hazır. Dört dörtlük her şeyleri hazır. Bahane bahçeye gittikten göre onlar mecbur yapılır.